Evet efendim. Bakalım yaz saatiyle ilgili bir tartışma var yine, fakat yani işte biliyorsunuz bakanlar, milletvekilleri falan başka alemde yaşıyorlar. Dışarıya, insanların durumuna bakmıyorlar. Bakan karanlığa devam dedi. Bir bakandan gene, bugün kaçıncı bakan? Gene sizi umursamayan bir açıklama. Bilin bakalım ben şu anda işe mi gidiyorum yoksa işten mi dönüyorum? Bilemezsiniz. Dünya üzerinde bunu bilemeyeceğiniz tek ülke Türkiye. Yaz saati uygulamasının yıl boyunca uygulanması, enerji planlaması ve psikolojik anlamda daha doğru olacaktır. Siz nasıl faydası yok diyorsunuz, onu siz söyleyebilirsiniz. Yarattığı kamu zararı 1.350 milyar dolar oldu. Yani 38 milyar lirayı bu şirketlere peşkeş çekti. Muhalefet mecliste çalışanlar, öğrenciler, veliler karanlık sokaklarda, bilim insanları da hazırladıkları raporlarda kalıcı yaz saati uygulamasına karşı, ama iktidardan geri adım yok. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar eleştirilere elimizde enerji verimliliği sağladığına dair rapor var diyerek yanıt verdi. Elektrik Mühendisleri Odası o raporu gören olmadı dedi. İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir protokol kapsamında yaz saati uygulamasının enerji verimliliğine etkisini araştırmışız. Bu rapor kamuoyuna açıklanmadığı için biz de göremedik. Bunu bir rasyonel bir tarafı yok. Dönemin Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kararıyla 2016'da kalıcı yaz saati uygulaması başladığında Elektrik Mühendisleri Odası da bir rapor hazırladı. Sanayi üretiminde artış ya da mevsim normallerinin altında bir soğuk hava olmamasına rağmen elektrik tüketiminin arttığını hesapladı. Yani kalıcı yaz saati uygulaması enerji tasarrufu da sağlamadı. Tüketimden incelediğimiz zaman %6,5 kadar bir enerji tüketiminde artış oldu. Türkiye'de, İstanbul'da güneş saat 8.20'de ağrıyor. Paris'te saat 8.34'te, Berlin'de yine 8.30'da güneş ağrıyor. Oralarda hiçbir problem olmuyor. Bizde neden problem oluyor anlamakta güçlük çekiyorum. Şuraya bakın. Biz sokaktayız, bir de baskına giden özel harekat. Bakan Almanya, Fransa neden güneşin geç doğuşunu sorun etmiyor, biz ediyoruz anlamıyorum dedi. Açıklama Elektrik Mühendisleri Odası'ndan geldi. Çünkü Türkiye'nin o ülkelerde olmayan, gün ışığından faydalanabileceği doğudan batıya geniş bir coğrafyası var. Ama buna rağmen milyonlar karanlıkta uyanmaya, işe, okula gitmeye devam ediyor. Ayşe kış aylarında Van'da sabah 8'de başlayan okuluna gitmek için sabah 7'de uyanıyor. Zeynep ise İstanbul'da yaşıyor. Gün aydınlanmadan uyanıyor. Derse başlarken güneş yeni doğmuş oluyor. Çocuklarımızın psikolojik olarak etkilenmeyeceği bir saat dilimini uygulayabilecek bir coğrafyayız. Neden siz ısrarla ülkenin en doğusundaki yeri seçiyorsunuz ki? Bilim insanlarına göre sorunun çözümü basit. İktidar kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçmek istemiyorsa Iğdır'a göre değil, Fatsa, Ordu ya da İzmit'ten geçen meridyene göre saat ayarı yapacak. Böylece nüfusun çoğunluğu da karanlık sabahlara uyanmayacak. Baba ben okula giriyorum. Ada. Kızım bunları unutmuşsun. Gece görüş gözlüğünü almamışsın. 500 metreye kadar etkili menzili var. Gece görüş dürbünü. Efendim böyle boş boş açıklamalar falan filan. Neden en doğuyu seçiyorlar? Neden Fatsa'yı, Ordu'yu falan değil de en doğuyu? Çünkü bir de psikolojisini iyi etkiliyormuş bu falan diyorlar. Karanlıkta yaşamak insanların. Bahsettiği şehirlerde, Paris'te, Londra'da çok vakit geçiriyor galiba bakan. Bildiğine göre nasıl olduğunu, kıyaslayabildiğine göre. Arada bizim memlekette de küçücük çocuklar kadar zifiri karanlıkta kalksa gitse de bir anlasa bakalım. Yapar mı? Yapmaz. Orayı da seçer, en doğuyu seçerler. Bu kararı da nasıl alıyorlar? Çünkü ideolojik, ekonomik falan değil karar. İdeolojik. Ne ideolojisi? Bu ülkeyi başka bir yere koymaya, bu ülkeyi kafanızda başka bir ülke olarak düşündürtmeye çalışıyorlar. İşte sebep bu. Böyle olunca da hiçbir sorunumuz çözülmüyor işte.